Abid kanca, senin, benim, hepimizin içinden geçmeye devam ediyor. Sıra geldi. Voltaj, voltaj, akımla öyle o tip sorulara. Ver voltajı. Akım gelsin. Ampulü buldu. Thomas Edison. Kablosunu söktü. Nikola Tesla. Aralarındaki savaş? Akım savaşı. Hangi akımlar? Doğru ve alternatif akım. Kısaltması? AC, DC. Dinler misin? Severim. Tahtayı bir bulamadık gitti ha. Nerede bu? Ben de bunu arıyordum. Neredeyim ben? Sen kimsin? Benim karargahımdasın. Benim adım Çavuş Veli. Kimilerine göre deli. Asıl sen kimsin asker? Ben kim miyim? Güzel soru. Egzantrik. Demek hatırlamıyorsun. Başını vurmuşsun ondandır. Anam başım kanıyor. Resmen pekmezin akmış. Hakiki tut pekmezi. Kendi ellerimle yaptım. Kepçik. Kepçik mi? Başka isim bulamadım. Ulan işe bak, kim olduğumu bile hatırlamıyorum. Önemli olan kim olduğun değil, kim olacağındır asker. Kimim lan ben? Sevgili izleyen, onun adı Sabit Kanca. Bilgi yarışması ile fenomen oldu. İnanılmaz bilgisi ve hızlı cevapları ile kısa zamanda çok ama çok sevildi. Ve şimdi ise adeta yer yarıldı, içine girdi. Yer yarıldı, içine mi girdin be oğlum? Her yerde aranıyor sevgili izleyen. Herkes onu merak ediyor. Ve akıllarda tek soru, Sabit Kanca nerede? Kepçik, neredesin lan? Ne yapıyorsun lan orada? Sorma, çok boktan bir mevzu. Oğlum Survivor mı zannettin lan sen burayı? O ne ya? Hadi kalk, eğitime başlıyoruz. Seni iyileştireceğim. Kolyeyi unutma. Nasıl iyileştireceğim beni? İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsan kendi kendini öldürür. Yani? Yani. Akıl akıl gel götüme takıl. Hadi eğitime başlıyoruz. Sevgili izleyen, umutlar tükenmek üzere. Aylar geçti, hala Sabit Kanca'dan haber yok. Sabit Kanca'yı tanıyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sabit Kanca? He, şey, önünden geçeceğim. Vallahi inşallah Sabit Kanca'ya kötü bir şey olmamıştır, kötü yola düşmemiştir. Onu çok seviyoruz. Tahminimce bu işin içinde dış güçler vardır abi. Ya dön, ben seni çok özledim. Abi artık gel ya. Bu ülkenin sana ihtiyacı var. Dön. Hangi kanalda abi? Yapıyorum. Daha yapacak mıyım? Sabır Kepçik, sabır. Önemli olan kimsenin denemediğini denemek. Aylardır buradayım ya. Hala adımı bile hatırlamıyorum. Bir sürü otu çöpü karıştırdın, içirdin. Ha bir antrenman yaptırıyorsun. Vakti gelmeyince horoz bile ötmez. Demek ki vakti geldi. Hayranları onu çok özlediğini belirtti. Dön gel artık, bitsin bu hasret. Hazır cevaplarını, combo yapmasını, soruların içinden geçmesini özledik be abi. Dönsün artık. Sabit abi, bir sıkıntı varsa bir işaret çak, mahalleyi dökeyim oraya. Şimdi geldik ödül oyununa. Yarışma mı var, ne var? Evet, yarışma. Şu görmüş olduğun çemberin içinden geçeceksin.
Üçünden geçeceğim. Üçünden geçeceğim. Üçünden geçeceğim. Üçünden geçeceğim. O kancaya tutunarak karşı ağaca geçeceksin. Sayın Kanca. Kanca Bey! Kanca. Toprağa değme lan. Büyük kovadaki suyu küçük kovaya akıtacaksın. Akıt gelsin. Akıt. Akıt gelsin. O suyu buraya getireceksin. Aferin Kepçik. Şimdi gelelim sorulara. Birinci soru. 26'nın yarısı kaç eder? 16. Doğru. İkinci soru. Bir Laz uçağı nasıl uçurur? Dinamitle. Oh. Şimdi geldik son soruya. Final sorusu. Gelsin akıt. Başrol oyuncusu çıkarıp da elini alıp da önce daha... Yalnız başrol oyuncusu nerede? Bana o soruyu soracaksınız. Son soru. İnek neden kuyruk sallar? Sen kimsin? Sabit Kanca. Süren azalıyor. İnek neden kuyruk sallar? Kanca ortaya çık. Onbaşı Sabit Kanca. Emrinin komutanı. İnek neden kuyruk sallar? Kuyruk ineği sallayamadığı için. Doğru. Bu ne biçim soru lan? Aferin Kepçik. Artık kim olduğumu hatırlıyorum. Benim adım Sabit Kanca. Sabit Kanca? Kepçik daha iyiydi ya. Ben mahalleme dönüyorum artık. Unutma asker. Bir insan yarışacaksa sadece iyilik için yarışmalı. Anladım çavuş. Ulan kopya çekerek nasihat vererek beni nasıl düzelttin hayret ya. Egzantrik. E.T. Özel İlgi Hanım. Sen bayağı katıksız delisin Veli Çavuş. Kimin deli kimin veli olduğunu asla bilemezsin asker. Belki de sadece bunu bilemezsin Sabit Kanca. Neyse hadi eyvallah. Dur. Ödülünü almadım. Aha motorum sende miydi? Evet. Senin için sakladım. Oku takip et. Hangi oku? İşte bunu. What are you doing Kanca? Oğlum daha bitmedi mi lan? Lan alta yatmayı amma meraklısın ha. Merak etme Sado. Ben hiçbir zaman altta kalmam. Yardım et de çıkayım. Sikim. Hay dübürüne ya. Ne o Sado? Dübüründen soludun. Oğlum bak dua et motorlu kıyafetleri çok sevdim. Bu yüzden seni kovmuyorum haber. Sakin ol Sado. Beni kovmaman için bir sebep daha geliyor. Vay. Vay vay bak bak sarı çiyana bak nasıl da geliyor ha bak 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 bak. Gel şuna bir bakalım gel. Merhaba tamirci usta çırak beyefendi. Arıza mı var ne var? Evet arıza var motorumdan çok garip sesler geliyor. Evet, gerçekten motorunuzdan garip sesler geliyor. Anlamadım. Düşük bellek uyarısı verdi. Ay duydunuz mu? İşte aynen bu ses geliyor. Ay. Siz direksiyona geçin, ben gaz ver deyince gaz verin. Ben hallederim, ben hallederim. Hallederim. Gazı kesin hanımefendi, gazı kesin.
Gözü çiz, gözü çiz. Topuğum kırıldı. Üzülmeyin. Mühim olan gönüller kırılmasın. Bu da ne ya? Yok bir şey. Gaza geldi bir an. Sanayinin yüz karasısı Samim. Egzozunuza kedi kaçmış. Bundan böyle araca binmeden önce... kaputta vurun. Teşekkür ederim Usta Bey. Nasıl anladınız arabaya bakmadan? Daha önce çok motor gördüm. Tecrübe diyelim. Yalnız siz de kendinize bir baktırın. Sizin de motora kedi kaçmış galiba. Anlamadım. Savuna bakma misiz. Mavra yapıyoruz ağır. Neyse ben sizin dilinizden pek anlamıyorum. Borcum ne kadar? Sadı Usta, benim mesai bitti. Siz artık ustama verirsiniz. Neyi? Ücreti. Ne kadar zamandır motorunuz bozuk? Vallahi bugün oldu. Yine mi sallan bacaksız? Hazırsan başlıyoruz kanca. Akıtma gelmesin. Ücretsiz kurumsal çırak. Bilemedim. Cevap stajyer. Yerli beyzbol oyunu. Çelik çobak. Diğer adı. Şiş kazmaca. Sen sus. İki kişi yarışırken üçüncüye ok yemek düşer. Ulan seni Allah yarattı demem var ya, o sarı buklelerini yolarım lan seni. Rahat bırakmayacağım seni Sabit Kanca. Boşuna uğraşma Junior. Ben yarışmaya tövbeliyim. Cevap vermeyeceğim. Hadi gidelim Samim. Okuma alabilir miyim? Ha, hop. Gününüzü göstereceğim ben size. Hepiniz gününüzü göreceksiniz lan. Bir. Babası gitti, oğlu geldi ya. Babadan oğla nesil bunlar. Ben bunun var ya, babasının da, dedesinin de, sülalesinin tamam, de... Tamam Samim. Boş ver. Zeki'nin doğum günü için hediyeleri unutma. Tamam usta. Yalnız ben acıktım biraz ya. Açayı oynamaz diyorsun. Seni anca Salih Usta duymuş. Hadi. Al koçum, al. Bu da fazladan limon. Heh. Gel buraya Justin Bieber gel. Heh. Bu da sana limon. Hadi bakalım yürü. Heh. Heh. Salih Usta. Dürümümü güncellemek istiyorum. Var ya, döverim oğlum bu dürümle seni ya. Döverim bak ha. Arkadaşlar görüyorsunuz Salih Usta çıldırdı. Salih Usta'dan yediğim dayağı beğendiyseniz bu videoya 22 bin like istiyorum. Al sana 22 bin like. Al hadi. Hayırdır Salih Usta? Dayak challenge mı var, ne var? Buraya dayak yemeye geliyorlar. Dayak tarifesi alacağım anasını satayım ya. Ya idare et, genç adam bunlar. Büyüklük sende kalsın. Gerçi kalmış. Salih Usta, bize iki tane dürüm yapar mısın? Tamam koçum. Ya bunun çiğ köftesi az olmuş usta ya. Lan şişko adam, kendimi de mi koyayım içine? Kendimi de mi koyayım? Adam akıllı şöyle biraz daha bastır. Adam akıllı al sana, al adam akıllı. Al, 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 al. Öyle değil. Ne haber lan etçi? Etçi mi? Sanatçıyım lan ben. Sanat özel ilgi alanım. Siparişlerimi ne yaptın sanatçı? Onun için aradım zaten. Neredeyse hazır. Sonra tuşları yapıyorum. Tamam, birazdan geliyorum almaya. Hadi. Tombalak adamız, onu da doyurdum kanca. Gözü doymuştur artık. Al koçum, bu senin için. Bu da kardeşim Zeki için. Bu ne için? Bunun için. Bir gün ben de fenomen olacağım. O elindekilerle internete düşersen en taşaklı fenomen sen olursun, merak etme. Oo, Sabit Tanga. Hoş geldin. Oğlum, Tanga değil, Kancı. Araya girdin de onun için şey ettim. Artist şey yapma. Sana ne oluyor Kancı? Boş boş konuşursun anca. Şu billuru çiğ yersin kasap hasret olunca. Oo. Diş mi atıyorsun? Dinle o zaman. Pıf 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 pıf
Kanca düzgün adamdır. Deplasmanda pek etmez. Heykelimi dikseler 1 lira beton yetmez. Nimetle şaka olmaz. Yazık değil mi yete? Böyle devam edersen bir gün gelirsin göte. Bir ki girmediğim kalır şu güzelim nimete. Yo. Etimi ver de gideyim. Az ellenmişinden olsun. Ya kanca müşteriyi kaçırdın. Kendin kaçırdın oğlum. Hatta kendin kaşındın. Al bu etin. Bu emanetin. Varsa öyle bir niyetin, al bu da diyetin. Kaşınma hasret. Bu Zeki için mi? Ulan şimdi var ya, fenomen değil, süpermen oldum. Eyvallah. Selamünaleyküm ablalarım, abilerim. Aa, hoş geldin. Aleyküm selam Sabit. Şeyim abla, orta katı kiraya verdiğinden beri kiracıdan memnun musun? Ay, dalga geçme Allah aşkına. Zaten canım burnumda. Çocuğa çık diyoruz ama çıkmıyor, inatlaştı. Şişt, belki gümrüğe takılmıştır ha. Çocuğun niye çıkmadığı belli oldu abla. Ya siz gülmezseniz gülmeyin benim esprilerime. Benim oğluşum babasının esprilerine güler. Değil mi babacığım? Ay tekmeledi. Ay. Ay sen Çen dici mi dinliyorsun Çen? Ya yürekli adamsın vallahi Vural abi. Resmen tekmeye kafa attın. Neyse dalga geçmeyi bırak da sen ne istiyorsun bakayım onu söyle. Şeyim abla. Skirtle. Bu aralar biraz hareketli. Ne olmuş hareketliyse? Öyle değil de abla. Coşkun biraz. Coşkun mu? İçi içine sığmıyor. Başı yukarıda geziyor. Kanca ne diyorsun Allah aşkına? Lafı eveleyip geveleme. İşim var zaten benim. İyi abla, madem öyle durum şu. Ya Skirtle'la karı bulacağız ya da Skirtle bütün mahallenin hayvanlarını skirtecek. Oha! Kızlandı galiba hayvan. Evde örümcek gibi düz duvara tırmanıyor. Bacak kalmadı bizde ya. Resmen halı saha çekmediklerinde dolaşıyorum evin içinde. Ay yazık hayvana. Dur. Al bu benden Skirtle'a. Bununla oyalansın bir süre. Sağ ol abla. Abi bu arada Zeki için bu kadar toparlayabildim. Allah razı olsun. Ha bir de al bakalım. Bu da doğum günü hediyesi. Eyvallah, ablaların bir tanesi. Bir tane değil, 1,5 tanesi. Ay delireceğim, vallahi delireceğim. Öyle ağzının ortasına vuracağım Vural şimdi. Bir de anasının tekmesini yesin babası. Neyse, hadi rastgele. Eyvallah. Skirtle. Ne haber oğlum? Gel. Gel oğlum. Gel. Skirtle ne haber lan? Bana bak, gözlerini hala ateş ediyor. Bakayım. Şişt. Oğlum tamam, ben onun çaresini buldum, merak etme. Akıt gelsin. Şişt. Bana bak bana. Anca salyanı akıt. Başka bir şey bilme. Anca salyanı akıt. Lan oğlum, o senin için değil, bırak. Al. Bu senin için. Anacığım ben geldim. Hadi kafasına göre çalışıyor. Merhaba. Ben Şahika. Şahinka mı? Şahika, Şahika mal oğlum. Kızım sen onun kusuruna bakma. Daha kafası %100 performansa girmedi. Bak, bu da benim oğlum Sabit Kanca. Memnun oldum. Anne bir gelsene sen. Gel. Anne, hı? Niye geldi bu Şahika?
ön elemeye geçti, mülakata çağırdım. Sen de edersen gelinim olacak. Ana, bunları daha önce konuştuk. Ben evlenmek istemiyorum. Evlenmek istemiyormuş. Allah Allah! Bölünerek mi çoğalacaksın Amip? Mermer gibi kız getirdim sana. Ben torun istiyorum. Sen torun istiyorsun da ben sorun istemiyorum. Daha erken benim için. Ay, erkenmiş. Bekarın parasını it yer, yakasını bit yer. Yıllardır çalışıyorsun, 5 kuruş biriktirmedin daha. Göplek! Affedersiniz, bölüyorum ama içeride bir köpek var. Bana çok pis bakıyor. Epeydir mermer görmediği için olabilir. Bu aralar çok delici bakışları var. Geçsen iyi olur. Ben seni geçireyim kızım. Evet, sen geçir. Benim geçirmem doğru olmaz şimdi. Ben sana sonra sorarım. Hızlı sorma anacığım, combo yapamıyorum. Hadi güle güle kızım. Olmadı Fecri anne. Ne yapalım? Sen yine arada bir gel, onu yokla. Dişiliğini kullan kızım. Erkek milletin tokmağı ne zaman da bula vuracağı belli olmaz. Anlamadım Fecri anne. Anlarsın, anlarsın. Yakında anlarsın. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Nihat abi bana tavşan kanı evet pozitif bir çay. Hemen geldi. Bana bak Sıkurtul Efendi. Seni ne kadar çok sevdim biliyorsun değil mi? Ha? Biliyorsun. Biliyorsun tabii. O emaneti sonuna kadar koruyacaksın, anladın mı beni? Sabitim için çok önemli o. Tamam mı lan? Sen ancak hev hev. Götlek sende. Merhaba Fecri anne. Hayırdır, ne oldu? Kanca ustam kediyi unutmuştu, onu almaya geldim. Kesmeyeceksiniz değil mi lan kediyi? Ne kesmesi Fecri anne ya? Zeki'nin doğum günü. Kanca ustamın Zeki'ye hediyesi o kedi. Sabit'in böyle incelikler biliyor demek. Bilmez mi ya? Hatta Zeki'nin ameliyatı için 1 yıldır para. Hay ağzıma ya. Sen gel bakayım benimle içeri. Gelmesen Fecri anne. Gel dedim sana. Ahali, çay isterken niçin tavşan kanı dendiğini biliyor musunuz? Yok. Bilmemeniz doğal. Okumuyorsunuz ki. O zaman anlatayım. Dem kelimesi Arapçada kan anlamına da gelir. Çayın kıvamını anlatmak için kullanırlar. Tavşanın kanı da parlak kırmızı olduğu için biz de çay isterken tavşan kanı çay isteriz. Buyur çayını kanca. Kim bu lavuk? Einstein Kazım değildir. Aycu 1500'ler değilmiş. Kendinize yarışacak bir adam ara. Şundan bir yarışta bir keyiflenelim. Ben yarışmaya tövbeliyim. Hem kafa da gidip geliyor zaten, boş ver. Ya adamdaki tafraya baksana ya. Şunun bir izinden geç, hadi be kanca. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Usta, kediyi getirdim. Fare olalı bir kedi tuttum diyorsun yani Samim. Usta ya, filayı tamam da neren fareye benziyor benim? Burnum benziyor. Fareler kilometrelerce uzaktaki yemeğin kokusunu alabilir. Aynı senin gibi. Bak bu iyiymiş ha. Hemen not alayım. Sor aslanım sor. Ben bir çeşmeyim ve boşa akmaktayım. Sor ki şu boş kovalarınızı doldurun. Tamam. Soruyorum. Bam telin otası.
Re. Eski Mısır tanrısı. Ra. Usta, müsaade et. Şununla ben kapışayım ya. Tam dişime göre. Daha hazır değilsin çekirge. Tibet okuzu. Samim. Samim olmuyor yalnız kanca. Üç harfli. Yak! Yak yak! Tibet öküzü yak! He, yak oldu. Sodyumun simgesi. Na! Na na! Sodyumun simgesi na! Ya abicim, bunlar kolay sorular ya. Biraz daha zor sorar mısın? Sor, zor sor. Gel. Tamam sor, en zorundan sor. Tamam. Antalya'nın Yeşilöz Koyu'nun eski adı. Cevap yok mu? Tıpasını tıkayalım da çeşme boşa akmasın. Nokta. Pata 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 pata. Hadi abim, dükkanın önünü kapatma. Selamünaleyküm, kitapsız Rıza. Aleykümselam Kanca abi, hoş geldin. Ne haber Rıza? Eyvallah abi. Çocuklara kitap almaya geldik. Ne vereyim abime? Şöyle dünya klasiklerinden ortaya karışık bir şey yap. Hemen abim yapayım sana. Ömer Seyfettin koyayım abi. Shakespeare'den Otello. Dostoyevski de koydum abi. Abi, Göte de koyayım mı? Oğlum, Dostoyevski koyarken sormuyorsun da Göte koyarken mi soruyorsun? Ulan satıyorsun bari, oku be Rıza. Okuyorum zaten abi ya. Ne okuyorsun sen? Sanat kitabı mı? Nereden bildin abi? Resimli Kama Sutra sanat. Sonunu çok merak ediyorum. Oğlum sonunu merak etme. Sonunda milyonlarca çocuğun katili adam çıkıyor. Ya aşk olsun Kanca abi ya. Niye spoiler veriyorsun? Sonunu çok merak ediyordum zaten. Yaval yaval. Para da istemiyorum senden. Al kitapları. İyi bari bizi Kama Sutra'ya getirmedin. Hadi görüşürüz. Zeki'nin hediyeleri dersten sonra veririz, tamam mı Samim? Abi hiç korkma, iş bende. Ben de ondan korkuyorum ya. Balonlar nerede? Balon? Aa balon! Abi ben bir koşu Gazi abiden alıp geleyim, tamam mı? Koş ama uçmaya çalışma Samim. Unutma, su aygınları uçamaz. Neyse ben derse gidiyorum, geç kalma. Tamam tamam. Gazi abi! Gazi abi! Kolay gelsin. Eyvallah koçum. Sabit Kanca abim selam var. Bana 3 tane balon versene abi. 3 tane balon. 3. Sabit Kanca istiyorsun yani. Elimizde patlar mı abi? La oğlum güzel oynarsanız patlamaz lan. Eyvallah. Siz yine neyin peşindesiniz lan? Zeki için abi. Doğum günü bugün. La öyle mi? Desen oğlum la. Al. Bunlar da benden olsun, para falan istemez. Gazi abim be, Gazi abim be. Sen var ya, kral adamsın. Evet, abi be, bir şey soracağım sana. Hep merak ediyorum. Senin sesin niye böyle abi? Hastalık falan mı? Hastalık değil de acemilik diye. Bu mesleğe başladığımda her gün tüpünü balona takmadan önce içime çekip sonra balon uçuyordum. Balon uçmuyordu. Ben de uçuyordum var ya, Allah'ım. Neyse. O da ses tellerimin akordumu bozdu lan. Yapma be abi. Ya. Üzüldüm vallahi. Ama abi haline şükretine. Beterin beteri var. Ya helyum gazını ciğerlerini çekmek yerine yutsaydın, balonları kıçınla da şişirebilirdin abi. Ağzın oturun lan senin. Abi trolledim. Vallahi trolledim. Trol git lan. Ayakkabıyı ver ayakkabıyı. Sen, sen görürsün oğlum.
Topu atar mısın? Atmam. Bizimle oynamak istersen gelebilirsin. İstemem. Ver topumuzu o zaman. Vermem. Siz Kancan'ın öğrencileri değil misiniz? Hepiniz korkak tavuklarsınız lan. Ver şu topu yoksa içinden geçerim. Seni yerim, çıkarırım. Ancak öyle içimden geçersin aslanım. Yürü git. Anam, anam babam, babam. Anam. Bir şey yok, sakin ol Çiroz. Anam anam, nasıl bir şey yok? Götüm ortadan ikiye ayrılmış. Ne oluyor lan burada? Bu şişko Çiroz'u tekme attı. Ben de onu doğduğuna pişman edecektim şimdi. Üço, sen kardeşini al git, ben hallederim. Oğlum bak, beni boşuna suçluyorsun. Babanın gitmesiyle hiçbir alakam yok. Nasıl yok? Yarışmadaki tüm soruları bildin, tüm paraları kazandın. O da kovuldu. Utancından ortadan kayboldu. O son soru hiçbir zaman sorulamadı ve ben hiçbir zaman para kazanamadım. Kandırmışlar seni. Zaten o son soru deyince içim çavfulu. İnanmıyorum sana. Babam senin yüzünden gitti. Babasız kaldım. Hesabını vereceksin. Hepinize gününüzü göstereceğim ulan. Ulan babası uçamazdı, bu uçtu iyi mi? Bir şey kaçırdın mı? Yok aslanım, biz de şimdi başlıyorduk. Seni bekledik. Çocukların kafasını boş şeylerle dolduruyorsun. Boş şeylerle demeyelim de boşluğu dolduruyoruz diyelim. Yani sizin bildiğiniz gibi değil. Ha, doğru, biz kadınlar nereden bilelim? Yanlış anladın. Hep biz yanlışız, siz doğrusunuz tabii. Ya abla yine başlama. Tamam be, ne haliniz varsa görün. Hepiniz aynısınız zaten. Çocuklar neyse biz derse geçelim. Anadolu'ya ilk adım. Alparslan. Büyük adım. Osman Bey. Koşar adım. Fatih Sultan Mehmet. Coşar adım. Kanuni Sultan Süleyman. Durur adım. Üçüncü Murat. Geri adım. İkinci Mustafa. Sessiz adım. Abdülhamit Han. Son adım. Vahdettin. Yeni adım. Türkiye Cumhuriyeti. Büyük adam. Mustafa Kemal Atatürk. Aferin çocuklar. Sen Çiroz kalk bakayım. Ne yaptın sen? Ben heyecanlanınca bir de korkunca tutamıyorum. Bugünkü konumuz gaz çıkarma mazeretleri. Evet. Mesela tam otururken vronk diye ses çıktı. Osurdunuz. Etrafınıza ne diyeceksiniz? Kurbağa ezdim az önce. Tamam mı? Ders bitti çocuklar! Ders bitti çocuklar! Ha babam, dersi bölüyor lan. İkiye böleceğim seni bir gün. Nostalji candır usta. Sinirler nerede? Arka tarafta. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi kısa kesiyoruz. Çünkü Zeki arkadaşımızın doğum günü. Hediyeler. Ben de usta. Zeki. Çok yakın zamanda inşallah ayağa kalkacaksın. Bir dahaki doğum gününde beraber top oynayacağız. Çimlerde koşup yuvarlanacağız. Üzülme Kanca abi. Ben seninle mutluyum. Hem sen öğretmiştin. Yaşarsan her zaman umut vardır. Aslanım benim. Hadi şimdi söyle bakalım. Hediye olarak ne isterdin? Daha önce de söylemiştim abi. Kedilerim olsun isterdim. Benim ayaklarımdan, dizlerimden hiç ayrılmayacak. Uçan balonlarım olsun isterdim. Beni ayağa kaldıracak gibi hissettiriyorlar. Tamam, hadi şimdi gözünü kapat bakayım. Hadi ondan geri sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulan her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın Samim. Hemen yenisini alırım abi. Samim, kedi! Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Usta, yemeyeceğine emin misin? Yemeyeceğim Samim, yemeyeceğim. Zeki'yi ne zaman görsem bende iştah kalmıyor zaten. Yapma be usta. O kadar da çirkin çocuk değil. Yakışıklı yani. Lan mantar. Çocuğun durumuna üzüldüğüm için söylüyorum onu. Ha, pardon. 750 bine ne kadar kaldı? 150 bin toparlayabildik.
Daha çok var Samim, çok var. Ama bu ameliyatı mutlaka yaptıracağım. Sen de çok üzüyorsun kendini ya. Senin suçun değil ki. Benim suçum. O yarışı kabul etmemeliydim. Bokluk. Kapışalım mı? Alırım ama anahtarını. Anahtarımı alırsın. Sonraki ışıklara ilk giden kazanır. Say. 3, 2. Vay ayı. Bir demedim. Şimdi içinden geçebilirim. Çatan bitap mı her bir anı bende tek bir cevaptı. Zihnimde dolaşan bin bir tilki, tek bir soru bile benden kaçar mı? Yaratıyorum hep güzel bir algı, her işi çözerim, beslemem kaygı. Kerkül edip bana boş laf yapma, doldurup ortamı dağıtırım yargı. Gerilirsin yüzüne bir baksam, kaçamazsın karakterinde varsa bir noksan. Çıksan karşıma tövbe edersin şöyle bir baksam. Bağlı herkes ince bir iple, her gün doğar bebek ayrı bir tiple. Girmedim girmem kimsenin tekeline, gerekirse sokarım o çomağı da tekerine. Bırak kaynatsın yolunu zekince, sınavı gönülde haddini bilince. Cesur olup da karşıma geçince, içinden içine son soru gelince. Bırak kaynatsın yolunu zekince, sınavı gönülde. Kendini çok haksızlık ediyorsunuz da. Sen çarpsan tamam da, sen çarpmadın ki. Oğlum şimdi çarpacağım ağzını. Ağzın doluyken konuşunca küfür ediyorsun gibi oluyor. Bakacağım şu teyzelerden utan. Bak kaç yaşında spor yapıyorlar. Genç adamsın. Tamam usta. Anlaşıldım, çok yakınım. Hey, adın yakının mı? He, alamın kızı. Sıcak havada iyi oldu. Oğlum, 13. sokağa yakınım. He, iyi tamam, git o zaman. Bekletme müşteri, hadi bakalım. İyi, tamam. 13. sokak. Korku filmi ismi gibi lan. Düş peşimden artık, yeter. İstemiyorum diyorum, anlamıyor musun? Yeter artık, yeter. Sen benden kaçacağını mı sandın ha? Ha? Bırak peşimi yoksa polis çağırırım. Kızım ben taktım sana, taktım. Benden başkasını olamazsın. Taktım kafayı sana, taktım taktım. Taksi kime? Birader biz taksi falan istemedik, hadi bas git işine. Sabit kanca. Ben çağırdım taksiyi. Sen taksi ismiyle mi çağırıyorsun kız? Sana ne, sana hesap mı vereceğim? Aramızda hiçbir şey yok artık, bitti diyorum, anlamıyor musun? Git şuraya, delirtme beni şimdi. Hayırdır delikanlı? Bir durum mu var, ne var? Sana ne lan yamuk? Bas git, hadi. Delikanlı diye hanımefendiye söyledim. Narin Hanım siz arabaya geçin. Kızım gel buraya bak, delirtme beni diyorum sana. Gel buraya. Bana bak sert çocuk.
istersen Haydar abi seni bir yumuşatsın. Haydar abi ben hallediyorum, tamam. Seninle görüşeceğiz. Seni de bulacağım, anladın mı? Sonra görüşeceğiz seninle de. Karakola mı? Boğazkesen Caddesi'ne lütfen. 13. sokaktan Boğazkesen Caddesi'ne. Bak buralar pek tekin yerlere benzemiyor. Dikkat et kendine. Yo, aslında çok güvenlidir bu mahalle. Öyle pek olay falan olmaz. Kimdi o dallama? Eski erkek arkadaşım. Ayrıldık ama kabullenmiyor. Sürekli peşimde. Böyle odunlardan uzak durman lazım. Kendini de yakar yanındakini de. Hiç korkmadın mı? Sana da zarar verebilirdi. Öküzden korksak priz olayamazdık. Hem delikanlı bir adam olsa kadını el kaldırmazdı. Hah, geldik burası. Yalnız bir şey soracağım. Buyur. Haydar abi kim? Çok muhterem bir abimiz. Beraber mesai yapıyoruz. Çok sevimli. Öpeyim mi? Olur. Seni yanlış tanımışım. Hepimiz aynı değilmişiz demek ki. Her şey için teşekkürler. Yine bir odunu tercih etti. Yanlış tercih. Ferdi Efendi, her şeyi söylemenin vakti geldi artık. Melek gibi bir adam oldu oğlumuz. Biliyor musun, o eski kanca değil artık. Bu akşam Sıkırtı'yla beraber her şeyi anlatacağız. Her şey. Sıkırtı? Sıkırtı neredesin? Oğlum nereye kayboldun ya? Nereye saklandın Sıkırtıl? 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 Kısa mesafe ama. Olsun hanımefendi, fark etmez. Tamam, durun geldim. Nasıl ya? Üstü kalsın. Kadın kısa mesafe dekoru kur diye bilme. Hakikaten üstü kalsın derken üstünü de bırakmış. Para sahte mi acaba? Hangi telefon? Alo. Merhaba Kanca. Merhaba da sen kimsin? Ben Seymen. Bana şimdilik böyle seslenebilirsin. Telefonu senin için bıraktım. Az önceki taksideki müşterin de bendim. Oğlum YouTube şakası falan mı yapıyorsunuz lan? Sosyal deney falan. Ha? Ses tonum seni yanıltmasın. Şaka değil. Ölüm kalım yarışması bu. Yarışma mı? Seninle yarışmak istiyorum. Oğlum ben yarışmıyorum. Tövbe diyeyim ben. Başka kapıya. Hadi. Bu yolladığın fotoğraf fikrini değiştirir herhalde. Sıkırtıl. Sıkırtıl! Yarın sabah 9'da arayacağım seni. Polis yok. Ya benle yarışırsın ya da köpeğini bir daha göremezsin. Senin evdanını... Kartın mı sen de? Küfürümün için ettin zaten. Hadi git, git! Başlayacağım otosansörünüze. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Akıllı olun lan! Lan beni delirtmeyin be! Ulan! Lan siz kimsiniz oğlum? Peki kim olduklarını bilmiyor musun oğlum? Bilmiyorum anne.
Ah canım, ne yer, ne içer, nerede oturur, nerede yatar? Ah, ah oğlum Sukurtilim, ah canım oğlum. Ne yapar şimdi aman Allah'ım? Ah. Sikörtlü cesur köpektir. Eminim kaçırılırken çok mücadele etmiştir. Bak oğlum, artık benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Anne bak, yine evlenme mevzusuna gireceksen şimdi sırası değil. Samim Zeki için yaptıklarını bana anlattı. Hadi ya. Ulan sır tutamıyor. İşte benim olmasını istediğim sabit bu. Sen böyle eskiden duygusuz, egoist haytanın biriydin oğlum. Samim yaptıklarını söyleyince vallahi çok mutlu oldum. Niye bana daha önce söylemedin? Söylersem samimiyetime inanmazsın diye. Biliyorsun seni biz evlatlık aldık ama öz oğlumuz kadar sevdik rahmetli babanla. Sen çok zeki bir çocuktun. Ama böyle bir farklı bir şey yaptın sen. Uzaklaştın bizden. Yani hep bir gün gideceğin korkusu vardı benim içimde, biliyor musun? Aslında ben öldükten sonra bunları öğrenmen gerekiyordu ama sanırım şimdi vakti geldi öğrenmenin. Fikri, değiştir şu müziği, içimizi baydın. Devam et anne. Oğlum, senin annen yaşıyor. Fikri, aynı müziği geri ver. Annem hani ölmüştü, nerede şimdi? Ay, onu bilmiyorum ama fotoğrafı var. Bir de 1 milyon liralık altın var kasada. 1 milyon mu? Hani paramız yoktu bizim. Kasa nerede? Kasa önemli değil oğlum. Aslında kasanın anahtarı Sukurtel'in boynunda. Anahtar olmazsa kasayı açamayız. Siz de böyle bir şey gittiniz, evinin içinin boynuna mı astınız yani? Sana mı verseydim? Zamandan önce öğrenip paraları alıp gitse miydin? Vay be. Evin içi kadar güven kazanamamışız ya. Resmen combo yaptın ya. Tam Yeşilçam'a bağladık. Polisi mi arasak? Yok, Yeşilçam'da polis en son geliyor. Bu işi ben kendim halledeceğim. Yeminimi bozdum. Bu adamın içinden geçeceğim. Fikri, ver coşkuyu. Arkandayım oğul. Farkındayım ana. Ne yapıyorsun lan Sado? Ne yapıyorum oğlum? Kıyafetlerle gözlüğü vermedi mi bana? Ne? Ne oluyor? Ne? Ne? Kanca geri döndü Sado. Kanca geri döndü. Olacaksın Samim. Oğlum slow motion, slow motion ne şekilsiniz lan siz, ne yapıyorsunuz? Bir artistlik yaptırmadın usta be. Dur dur, sen sus lan dombili. Şşş kanca, işin bitince motoru getirirsin değil mi kardeşim? Sado, söz sana, yenisini alırım. Şimdi işine. Neye bakıyorsun lan sen? Dondurmaya. Vallahi dondurmaya baktım usta. Yalardım ben onu. İsraf etti güzelim dondurmaya. İsraf. İnsaf be Samim. İnsaf. Boşan da Semer niye? Boğaz Spor.
Başlıyoruz. Tekrar merhaba kanca. Öncelikle gördüğüm kadarıyla yarışmayı kabul ettin. Tebrik ederim. Ama bu yarış diğerlerine benzemeyecek. Bıdı bıdı etme. Akıt gelsin. Acele etme kanca, başlayacağız. Sadece kurallardan bahsedeceğim. Bir bilmeceyle başlayacağız. Bilmecenin cevabı bir tane değil. İlk cevap bilmeceyi çözmeni, ikinci cevap ise birinin hayatını kurtarmanı sağlayacak. Cevabını alacaksın. Özgüvenine ailen kaldım doğrusu. Peki, başlıyoruz. Seymen diyor ki, dörtlüden üçgeni çıkar. Kim ki kral onunla bir cana kıyar. Hangi ince belli tarafını seçer. O olmadan yine de pişer. 10 saniye süren başladı. Usta, ya ben not aldım da bu nasıl soru ya? Merak etme. Kanca için zor soru yoktur. Cevap veriyorum. Dörtlüden üçgeni çıkar. Üçgen ateşin simgesidir. Kim ki kral onunla bir cana kıyar, o da kral Nemrut. Ateşi attığı da Hazreti İbrahim. Hangi ince belli de karınca tarafını seçer. Ağzıyla su taşır. Ateşte pişmeyen de çiğ köfte. Alıştırma sorusunu bildin kanca. Şimdi tehlikede olan hangi arkadaşın onu bul ve kurtar? Kim ki usta? Nemrut, Adıyaman, çiğ köfte. Sahir ustanın başı dertte koş! Allah 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 Allah! İyi misin lan Samim? İyiyim usta, iyiyim. Dua et, plese yaptım. Yaprak vuruşu yapsaydım daha kötüydü. Hadi hadi usta, hadi. Burada yok usta. İçeri bak, bir yerlere bak, başka yere bak. Bakıyorum hemen. Usta, içeride mi yok ya? Kaç etti? Ulan hani eksiz oluyordu bunun çiğ köftesi? Boğuluyordum ben ya, boğuluyordum ya. Tombul, tombul beni kurtarın ya. Ne olur, ne olur kurtarın tombul. Hadi beni kurtarın ya tombul. Etme bulma dünyası, Salih Usta. Ulan senin şu iştahın sonunda bir işe yaradı ya lan. Hadi kurtaralım hadi. Sınavı geçtin kanca. Şimdi sıra ikinci soruda. Ulan insanların canıyla oynamanın hesabını soracağım sana. Azaptadır küçük cezar. Bir yerlerde kazılır mezar. Mezar başında bir kız ağlar. Eftanın annesi ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi ise mezarda yatan ağlayan kızın nesi olur? Bu defa 30 saniye var. Eftanın annesi ağlayan kızın kayınvalidesi ise mezarda yatan ağlayan kızın nesi olur? Ebesinin örekesi olur. Bu nasıl soru usta ya? Lan tam takılacak zamanı buldun. Çalış lan çalış. Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmakta korkudan kurtarır. İyi düşün, doğru karar ver. Kafayı fazla zorlarsan kayışı kopartırsın. Usta iyi misin ya? Dondun kaldın, süre bitiyor. 9, 8, 7, 6, 5... Cevap veriyorum. Mezarda yatan ağlayan kızın halasıdır. Yine bildin. Bakalım bu defa da bir hayat kurtarabilecek misin kanca? Azaptadır küçük cezar, bu sorudan bağımsız. Cezar ne demek? Kasap demek. O zaman feci anne olabilir usta. Oğlum anamı karıştırma lan. Kasap hasrete gidiyoruz. Yürü. Amanın usta. Galiba geç kaldık usta. Depoya bakalım. Aman Allah'ım! Bunlardan hangisi hasret abi usta? Tamam. Lan nimetle oynama bir gün göte gelirsin dedim inanmadın. Bak ne oldu şimdi? He? Sakana şokayım kanca. Götüm dondu, kurtarın lan beni. Haset abi, yaralı mısın? Nereni kestiler abi? Lan oğlum, kan benim kanım değil. O zaman sen adama ne yaptın abi? Sen adama ne yaptın? Adam usta!
usta. Adamı kesmiş Hasret abi. Katil kasap, katil. Oğlum burası kasap dükkanı lan. Bu kanı bir hayvana ait olma ihtimali yok mu? Mal spor. O zaman o hayvanlara nasıl kıydın sen? Nasıl kıydın? Yemin ederim gerizekalı çocuk. Kanı görünce biraz panik yaptı. Ulan gelmeseydiniz ölecektim. Yalnız ben o iti bulursam var ya, yapacağımı ben biliyorum. Biri bana oyun oynuyor Hasret. Sana da ondan geldiler. Kim ne oyunu ya? Yakında öğreneceğiz. Bak onunla karşılaşırsanız, benim kendisine şahsen iki çift lafım var. Al, İtihan çomağı hazırla, arıyor. Allah aşkına bana versene. Allah aşkına ver ya. Allah aşkına bana ver ya, bir ver ya. Al. Alo. Ustam ben Hasret, bu 50 kilo bir et siparişi vardı. Bunu gelip alıyor musun yoksa ben oğlanla mı göndereyim? Ertuğrul. Arkadaşım, beyin hücreleri henüz çözülmemiş anlaşılan. Oğlum senin derdin benimle lan. Arkadaşlarımdan ne istiyorsun? Sadece birer şahit onlar kanca. Ne zaman bitecek bu yarış? Ben istediğim zaman. Sıradaki bilmecen geliyor. Bilmeceler özel ilgi alanım. Akıt gelsin. Seymen diyor ki, bıyıksız papaz camide durmaz. Bir elemen sorar hatırını kimseler sormaz. Bir kadın bir erkek nedir bilinmez. Bir soru sorduğum 4 cevap gelecek. Bakalım Azrail kimi seçecek? 10 saniyem var. Cevap veriyorum. Aistan benim. Bıyıksız papaz camide durmaz. Cevap kupa papazı. İskambil'deki tek bıyıksız papaz kupa papazıdır. Bir kimyasal sorar hatırını kimseler sormaz. Cevabı sodyum bromürdür. Onun simgesi de nabırdır. Bir kadın bir erkek nedir bilinmez. Cevap midye. Çift cinsiyetli hayvanlardır. İstedikleri zaman cinsiyet değiştirebilirler. Helal be. Yine tebrik ederim kanca. 4. cevabı benim duymama gerek yok. Doğru cevap verirsen kahraman, veremezsen katil olursun. Bitti. Kalp. Bir kadın bir erkek hayvan. Nabır. Usta Fecriyan ne olabilir bence? Kalp yaşam başlangıcı. Bir kadın bir erkek hayvanlarla alakalı. Hoş geldin Sabit. Nabır. 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 Şeyim abla, Vural abi. Yürü Samim. Onları da mı dondurucuya koymuş? Lan ne bileyim ya. Bana bak. O puşta söyleyin. Etine kekik istiyorsa ben burada hazırlayayım onu o şekilde. Hadi Samim hadi. Oğlum, Şeyim ablanın dükkanı 2 adımlık yol, koş. Bu hiç iyi olmadı ya, bu hiç iyi olmadı ya. Koca olan yetiş. Geç usta geç. Dur ya. Geç mi kaldık usta? Adam Şeyma ablayı kıtır kıtır doğuruyor usta, kıtır kıtır. Ne doğuraması Samim? Kadın doğuruyor, doğuruyor. Adam Şeyma ablayı nasıl doğursun usta? Hiç mantıklı değil. Lan mantığına sıçtık mı şimdi ya? Kapıya yardım et, açalım kapıyı. Ya sana Murat! Kredi kartı. Açılmadı. Limiti bitmiş olmasın usta. Al bir de bunu dene. Bu durumdan çıkarılacak bir ders varsa o da şu. Para her kapıyı açmaz Samim. Aa, not alayım hemen. Bir dakika, işimize gücümüze bakalım. Bırak şimdi. Ne yapıyoruz peki? Kafayı kullanacağız. Süper. Nasıl yani? Ha, geliyorum karıcığım. Sabit, Samim, ay yardım edin. Doğum başladı. Kiracı şimdi mi çıkıyor? Hastaneye falan yetiştirseydik. Çok geç. Geliyor diyorum. Usta ne yapacağız? Vallahi ben ebe olmam Samim, prensiplerime aykırı. Ebe Samim. Geliyor. Usta, ben anlamam ki. Vural abiye ne oldu? Ah, suyum gelince panikten bayıldı gerizekalı. Vural! Uyansana Vural! Samim ilgilen. Gözünü seveyim usta, beni kadınlardan soğutma ya. Samim. Allah'ım sana geliyorum.
Tamim, ulan kalksana şu Tamim. Kafa göründü, kafa göründü. Ulan tayfalık yapmayacaksın, ebelik yapacaksın Donatello. Usta yaktın beni, yedin gençliğimi. Ben evlenemem artık ya. Bir erkek bir kadına bunu yapar mı ya? Sıcak suyla temiz bez getir, çabuk. Ablacığım ıkınmalısın. Tamam mı? Nefes kontrolü yapman lazım. Nefes kontrolü. Nefes kontrolü. Bulaşıkları bitirdim karıcığım. Ulan sen bittin lan. Şunu bir doğruyum. Ulan bu bir ter var ya. Ter bastı beni. Çok terledim. Şimdi ıkınmalısın abla, tamam mı? Pardon ya. Geliyor. Samim çocuğu tut. Geliyormuş çocuk tut. Ağlayacağım ya, ağlayacağım ya. Lan oğlum niye bayılıyorsun? Kalk. Bana bak. Benim aslan oğlum geldi mi ya? Olamaz. Bu benim oğlum olamaz. Şey mi? Bu ne? Akıt gelsin abla. Sen niye ağlıyorsun? Usta ilk defa bir nebesi oldum. Mutluluktan ağlıyorum, heyecandan. Hayır! 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 Hayır Şeyma, hayır! O Godzilla benim bebeğim olamaz. O bizi yer Şeyma, o bizi yer. Benim bebeğimiz bu olsun, bu olsun. Şeyma abla gözün aydın. Kiracıyı çıkardın sonunda. Çocuklar, çok şükür sayenizde doğdu. Siz olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum gerçekten. Böyle olsun istemezdik ama buna da şükür. Bugün kontrolüm vardı. Doktorum gelecekti buraya. Doktor arkadaş gelmeyecek, beni gönderdi dedi. Benim bacaklarımda müthiş bir ağrı. Bana bir ilaç verdi, sonra gitti. Dedim arayalım doktoru. Cep telefonları yok ortalıkta. Kapı da üstümüze kilitlenmiş. Meğer suni sancı yapıcı ilaçmış o. Şimdi söylediler. Abla bak sigortun elinde, sakın polise haber verme. Öldürür yoksa. Tamam, ben şimdilik kimseye bir şey söylemem ama siz de kimsenin başına bir iş gelmeden halledin bu işi. Ya sen sabit kancısın. Sen halledersin. Ha? Oğlum bir gün benim yüzümden birinin başına bir şey gelecek diye korkuyorum Tamim. Canımı sıkma usta ya. Düzelecek her şey. Skirtle da, Zeki de, sen de istediklerine kavuşacaksınız. Onlarda kendimi görüyorum Tamim. Neden biliyor musun? Skirtle'da da mı? Neden? Ben 10 yaşında doğdum Tamim. 10 yaşında insan doğar mı usta? Doğar Samim, doğar. Bir çocuk anne demeden, bir anne de yavrum demeden o çocuk doğmuş sayılmaz Samim. İşte yetimhane böyle bir yer. Doğmamış çocuklarla dolu bir yer. Çünkü anne diyemezler. Yavrum lafını duyamazlar. Yetimhane çocukları çizdikleri bir resme, en sevdiği oyuncaklarına, hatta anneden kalan bir fotoğrafa anne derler. Tabii o şeyler onlara yavrum diyemez mi? Benim oyuncaklarım anneden kalan bir fotoğrafım yoktu Samim. Ben de kitaplara anne dedim. Karşılıksız bir şey veren bir annedir. Bir de kitaplardır. Sonra Fecri anne geldi. Beni aldı yetimhaneden. 10 yaşındaydım. Bana öyle içten yavrum dedi ki ben de ona anne dedim. O gün doğdum Samim. 10 yaşında doğdum.
Zeki benim gibi öksüz ve yetim bir çocuk. Şikayet oldu öyle. Onlar da kendimi görüyor. Kendim için değil, onlar için bu yarış. Üzüldüm usta ya. Vallahi üzüntüden yani. Üzülme lan usta. Gel misin? Ya boş ver Samim ya. Hata bende. Gofreti anne diyebilecek birini anlatıyorum onları. Lan Fikri kapat şunu, içimiz baydı. Ulan hamile kadından ne istedin lan? He? Yakında kancamın tadına bakacaksın. Sakin ol şampiyon, sakin. Daha bitmedi yarış. Vakit gelsin, vaktim önemli. Peki soruyorum. Seymen diyor ki, Nobel'in lokum yenir mi? 2 dakikada 2 gol çekilir mi? Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan görmez. Bu nedir bilinir mi? 30 saniyen var. Notu göster. Oğlum bu ne? Tam yazamadım usta ya. Çok hızlı söyledi şerefsiz, yetişemedim. Baskı altındasın, canın yanacak. Onu düşünüyorsun, doğru mu? Ya bunun hafızamı geri getireceğine emin misin sen? Oh. Bir soruyu bir defa sorarım. İyi dinle, cevap ver. Sorma soruyla cevap verme. Yoksa... Oh. 7 kere düş, 8 kere ayağa kalk. Mutluluk beden için yararlıdır. Ama zihni güçlendiren acıdır. O yüzden... Ya ulan... Ya bırak yavuş, ne yapıyorsun ya? Lan yiyeceksin. Ya istemiyorum ya, bırak ya. Ya bıraksana. Acı sivri biber var mı yanında? Var usta. Buyur. Cevap veriyorum. Nobel'in lokumu dinamit lokumudur. Dinamit Nobel'in icadıdır. 2 dakikada 2 gol çekilir mi? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı. Nihat Kahveci o maçta 2 dakikada 2 gol atmıştır. Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan görmez. Cevap mezar taşı. Bravo. Yok artık ya. Yine doğru bildin Allah'ın cezası kanca. Bu sefer var ya usta, kesin Fecri anneye gidiyoruz. Oğlum sen ne istiyorsun lan benim anamda? Cevap çok basit. Dinamit, Nihat Kahveci mezar taşı. Oğlum kahveci Nihat'ın kahveye bomba koymuş şerefsiz. Herkes öldürecek. Zıtla çekirge. Usta nereye gidiyorsun? Kahve bu tarafta. Oğlum kahve uzak. Motorla gidelim. Yine tutturamadım arkadaş ya. Beyler kahveyi acil boşaltmamız lazım. Buraya bomba koymuşlar. Aha. Günün en bomba şakasını kanca yaptı. Ne koydular, ne diyorsun oğlum? E sana koymuşlar, niye abi? Duymadın mı? Sus ulan kılcık. Beyler, ilk bombayı kim bulmuş biliyor musunuz? Anlatayım mı size? Bırak anlatma Kazım, içinde patlasın. Usta, bir saniye. Abiler, inşaata yeni dozer gelmiş. Bakmak isteyen varsa yani... Esnaf mı diyorsun lan? Vallaha. Oğlum, lan yavaş lan, yavaş lan, yavaş. Bir çekirdek mekirdek alın gelin. Aferin lan Samim. Olacaksın sen, olacaksın. Dede, dede, dede. Hadi kalk yerine yat dedem. Hadi kuzum. Bomba patlamadan çıkar inşallah. Hadi şu bombayı bulalım. Buldum buldum, dur. Aaaaaaah!
Bir dakika diyor usta, ne yapacağız? Sakin ol Samim. Usta nasıl sakin olur, patlayacağız. Şu kabloları kes bakayım sen. Usta ne kesmesi ya? Basıp gidelim, kaçalım ya. Kes, uzatma kes. Bu işte bir iş var. Ya ne işi usta, kafayı mı yedin sen ya? Of. Kaldı 40 saniye. Durmadı anam, durmadı. Bok yoluna gidiyorsun Samim, bok yoluna. Aç gittiğim bari. Ulan sana demiştim değil mi? Yiye yiye patlayacaksın demiştim bir gün değil mi? Bak gerçek oldu işte. Dur ulan! Dur ulan! Dur! Senin de kablonun da! Allah'ım sana geliyorum, hakkını helal et usta! Eşhedü en la ilahe illallah! Bu ne lan? Patlamadı usta bu. Oğlum, zaten patlamayacaktı. Bu bir tuzak. Bu bir tuzağı da mı varmış? Yeter ama ha! Şimdi düşüp bayılacağım. Bayılacağım dedi, bayıldım onda. Şişt, lan! Samim! Bak benim yaratımda sen iş olmaz tamam mı? Sopalı köpekler sizi. Ben size çalışmam yanlış yapmışsınız tamam mı? Yavaş ulan somyayı çökerteceğim. İttol. Cahille Cühela'nın ne yapacağı belli olmaz. Döverim seni. Hadi hiç döverim lan. Çavuş hiçbir şey görmüyorum. Göremezsin tabii, gözlerin bağlı ondandır. Seni nasıl bulacağım ben? Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. Bu neydi şimdi ya? Acımadı mı? Bir aydır vuruyorsun, hiçbir şey hissetmiyorum ki. Peki bu nasıldı? Neyi nasıldı? Acımadı mı? Aa bak, bak bu iyiydi. Bu iyiydi bak, bunu hissettim bak. Bunu hissettin mi? Çok iyiydi bu. Çok iyiydi. Egzantrik. Durum düşündüğümden daha kötü. Boş duran kafa durdukça kalınlaşıyor tabii. Seninle daha çok işimiz var asker. Samim nerede lan? Samim'i götürdüler. Çok para teklif etti. Kabul etmesem olmazdı. Çok para ha? Ulan, Tombiş'in oğlu olduğunu genetik olarak kanıtladın lan. Bir dahakine bunları birbirine bağla. Bu bağlama için çalışmam lazım. Oğlum seninle sonra görüşeceğiz. Nereye götürdüler lan Samim'i? Sana bu notu vermemi istedi. Artık tanışma vakti geldi kanca. Büyük yarış için seni bekliyoruz. Eski şişe fabrikasına gel. Geldi. Haydar abi sana işim düştü. Patron seni bekliyor. Haydar abi benimle ama. Patron seni yalnız bekliyor canım. Haydar abinle ben ilgilenirim. Sen merak etme hadi. Olur. Usta. Samim. Kanca abi. Zeki. Oğlum.
Anne! Kancı abi! Kancı abi! Miço, Kiroz! Sabit. Narin. Merhaba. Şahinka. Babi, Ceyar, Suelun. Nedir kardeşim bu Amerikan tripleri ya? Neler oluyor kanca? Abi ben tam hallediyordum, sen geldin ya. Sakın bir adım daha atma. Bir adım daha atma. Kafestekilere elektrik verin. Yaklaşırsan sen de onlar da kül olur. Saklanmaç oynayacaksak ben ebe olmam. Bak baştan söyleyeyim. Prensiplerime aykırı. Kurtarmaya geldi beni aslan oğlum. Ama ben ölmek için fazla güzelim. Esmeralda bana su verdi. Demek sendin. Hain tombiş. Lan ne haini? Az evvel duyduğun ses benim sesim mi? Göt hoş. Lan ağzını topla, burada aile var, sikerim ağzını. Ya bu Seymen denen adam 3 aydır beni hapis tutuyor ya. İnsan içine çıkarmadı beni. Aç bıraktı beni ya. Çorabımı yedim açlıktan, tekini yedim soldaki ya. Babet çorap bir de küçük kesmedi hiç. Şu arttı, bunu da akşam yiyeceğim. Bir tek jöle verdi bana. Sürtün! Sakın! Merhaba kanka. Ve çok değerli jüri üyeleri. Mezuniyet törenime hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Beni hatırlamadın değil mi? Hatırlamadım. Senin gibi birini hatırlamak da istemem göttek herif. Ah, bu lafı benden öğrendi. Anasının oğlu. Gerçek adım Seyfi. Ankaralı Seyfi. Seninle aynı yetimhanede büyüdük. Yetimhaneyi hatırlıyorsun değil mi? Veli Çavuş. Bu Ankara'da Seyfi kim? Kanca, mal mısın oğlum? Yaklaşık bir yıldır yanımdasın. Böyle bir soru sormadın ki bana. Sıkışınca al, Veli Çavuş gelsin beni kurtarsın. Yok öyle, yok. Kapat ulan şunu, kapat. Hatırladın sanki. Kafamı toparlamaya çalışıyorum. Oyuna ilk kim başlayacak? Biri benim, biri benim. İki benim, iki benim. Hadi maça. Yetimhanede en gözde çocuk sendin. Ben Seyf ikinci adam. Piç. Oyunda asla ebe olmayan sen ve hep ebe olan ben. Ben ebe olmam. Prensip meselesi. Ebe Seyfi. Ebe! Piç. Bütün çocuklar senin etrafında olurdu. Ve senden arta kalanlar sadece bana gelirdi. Ben sabitle küstüm. Seninle oynayabilir miyiz? Olur, hadi oynayalım. Piç. Okulda da aynı durum. Ne zaman kendimi göstereceğim bir durum olsa sen benden önce davranıyordun. Sözlü yapacağım. İlk kim çıkmak ister? Sabit, önce sen gel. Seyfi sonra da sen çıkarsın. Sözlü özürlük alırım. Akırt gelsin, örtmeyelim. Piç. Notlarda da aynıydı durum. Evet çocuklar, sınav kağıtlarınızı okudum. Sabit Kanca, 100. Aferin. Birinci oldun bu sınavda. Alkışlayın arkadaşınızı. Seyfi Sevci, 98. Sen de ikinci oldun. Hep birinciler hatırlanır kanca. İkincileri kimse hatırlamaz. Piç. İşte böyle. Sayende hep ikinci adam olarak çocukluğumu geçirdim. Şimdi de size geçireceğim diyorsun yani. Sen ikinci değil. İkinci adam olmuşsun. Tabii ki tek sebep ikincilik değil. Asıl sebep Fecriye anne. Benim bir şeyden haberim yok. Aha ben demiştim. Anamı karıştırma. Çoktan karıştı bile. Fecriye anne çocuğu olmadığı için yetimhanede yetişmiş, akıllı, zeki bir çocuk alacaktı. Herkese sorular sordu. Kimse bilemedi. Tek ben bilmiştim. Çünkü sen orada yoktun. Aferin oğlum. Adın ne senin? Seyfi efendim. Aa hatırladım. Bu Götlek o çocuk. Anacığım Götlek tam yerli yerinde oldu. Tebrik ediyorum. Peki sana son bir soru soracağım. Nikola Tesla'yı tanır mısın? Olsun. Olsun, ziyanı yok.
Herkes bilmez zaten. Bir annem olacaktı. Bir ailem olacak dediğim anda... Müdür bey, Sabit'i getirdim. Yatakhanede uyuyakalmış. Ne oluyor burada? Aile mi var, ne var? Otur oğlum, otur. Fıcriye Hanım, isterseniz son soruyu Sabit'e de sorabilirsiniz. Hayır, hayır, testo yok, hayır, testo yok. Sen kes la. Söyle bakalım evladım, Nikola Tesla kimdir? Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı bir bilim adamıdır. Peki, neyi bulmuştur? Alternatif akım. Asıl soyadı nedir, Nikola? Brigonich. O günden sonra Tesla'dan ve senden nefret ettim. Şimdi anladın mı Fecriye Hanım? Kimin daha akıllı olduğunu? Bu anı yaşamak için tam 30 sene bekledim. Şimdi annenin ve sevgili diğer jüri üyelerimizin önünde benim hazırladığım sorulara cevap vereceksin Kanca. Pardon birader, ben jüri değilim ya. Ben oto tamircisiyim. Yanlışlık oldu galiba. Gideyim isterseniz. Sorudan korksak bilgi yarışmalarına katılmazdık. Akıt gelsin. Buyursunlar. Lan arkadaş, bir saattir dozer alıyor ha. Olacak işte. Ne oldu lan burada bebe? Şapkalı bir adam bana para verdi kancayı bayıltmam için. Yanındaki şişko ben geldim de baygındı zaten. Gelip onu götürdüler. Kanca da uyanınca peşlerinden gitti. Ben bu çocuğa dalarım. Tutmayın beni. Hey hey! Hadi gel, hadi gel. Buraya konuşmaya geldik. Mekanımda sorun istemiyorum. İşte burası stüdyo. Vay vay vay. Bayağı para harcamış, şahane bir prodüksiyon. Soruları Tombi soracak. Yabancılık çekme diye onu senin için sakladım. Ya bu soruydu muruydu. Ben bıraktım bu işleri. Ne olur ya. Hiç karıştırmayın beni ya. Soruları sormazsan ve kaçmaya çalışırsan başına ne geleceğini biliyorsun değil mi? Sıracak o kapper. Hadi gir şunları. Samimi kaçıranlar aynı adamlar abi. Kancanın da başı dertte. O zaman ne duruyoruz? Yardıma gidelim de. Nerede olduklarını bilmiyoruz ki. Şişt, bana bırakın. Şunu konuşturayım ben düve düve. Ha, dur dur. Sakin ol bakayım. Adresi bir kağıda yazmışlardı. Okudum. Fakat hatırlamıyorum. Ulan senin... Tamam, tamam. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Bu parayla doğduğum günü bile hatırlarım. Lay! Ben hazırım. Hadi şu bebeği konuşsunuzla gidelim. Derdim benimleyse bu insanlar niye burada? Bu kafesler ne? Bu düzenek benim icadım. Çok hassas bir terazi. İçindekilere fazla hareket etmemelerini öneririm. Zira bir gram bile bütün dengeleri değiştirir. Elektrik önce ağırlığı değişen kafese değecek. Ve içindekiler tam 10.000 volt elektrikle çarpılacaklar. Dolayısıyla diğer kafestekiler de çarpılacaklar. Size çok çarpıcı bir son hazırladım. En çok sevdiklerini ve seni en çok seveni sona bıraktım. Ya güzel kardeşim, çok güzel konuşuyorsun, çiçek gibi adamsın da ben bu kancayı hiç saymam ki, benim ne işim var burada ya? Seni Samim'in ağırlığını dengelemen için aldım. Al, bok yoluna gitmenin tam tanımı. Böyle bir şey olamaz. Ya benim ne alakam var? Kancada gözün olduğunu biliyorum. Ya onun yüzünden düştüğüm duruma bakın. Vallahi Fecriye anne, sen de kusura bakma yani. Gotlek. Ya ben? Ben niye buradayım? Sizi takside gördüm. Pek bir samimiydiniz. Kancadan hoşlandığını biliyorum. O da sana karşı boş değil. Çay için derim ben. Tabii buradan kurtulabilirsiniz. Samim'in olduğu taraftaki kiloyu dengelemek için Samim'e tam 4 litre su içirdim. Bu aralar sıkışmış olmalı. Yani öyle sadece sabit durmakla olmuyor. Çişini de tutması lazım. Yani kum saatimiz Samim aslında. Abi Allah'ını seversen ya. Bu hortum nedir ya? Çıkar şunu be. Samim. Oğlum sakın çişini yapayım deme. Vallahi tut çişini. Yemin ediyorum var ya, burada hepimiz ölürüz ha. Aman oğlum sakın ha. Tut çişini. Aklına gelirse eğer hayal kur. Hayal. Hayal kur. Tamam. Tut Samim. Benim için tut. Senin için sonsuza kadar tutarım. Hepiniz aynısınız zaten. 3, 2, 1. Yarışma başlasın. Sabit Kanca, senin, benim, evimizin içinden geçmeye devam ediyor. Hazır mısın Kanca? Hazırım. Matematikte sıfırın mucidi. Harizmi.
Uzun adı? Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi. Türkiye'de öğretmen olsaydı ne olurdu adı? Sıfırcı Harezmi. Bunlar basit sorular kanca. Birazdan başlıyor kanıtmaca. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum. Yürü be usta. Oğlum yürüme yok. Bak hareket yok. Hareket yok. Sakin. Devam ediyoruz. Hastalıklar sorusu geliyor şimdi. Hastalıklarla aranız nasıl? Bu ara birine hastayım. Oo. Peki. Yataktan çıkamama hastalığı. Klinomani. Çalma hastalığı. Kliptomani. Abba'nın en çok bilinen şarkısı. Mani mani mani. Biraz mırıldanır mısın? Mani mani mani. Mani mani mani. O o. Türkiye'de bu şarkıdan esinlenilerek yapılan şarkı. Cani cani cani. Şşt. Çekirge. Karışma. Para para para. Peki kim söyledi bu şarkıyı? Rüşen Çamay. Esprili cevap olsaydı? Napolyon. Bravo. Dünyadaki kitap sayısı? 129 milyon 800 bin. Mart 2018 son güncelleme. Argo'da alıp cebe indirme? Hacılamak. Diğeri? Indira Gandhi. Aslında Indira Gandhi? Hindistan'da iki kez devlet başkanlığına gelmiş kadın başbakanın ismi. Bravo. Ağzınla yaptın. Sıra geldi. Tıpa sorusuna, tıpayla aranız nasıl? Tıpa özel ilgi alanı. Ölü tıpası. Pamuk. Yoksa? Kağıt dolar. Neden? Çünkü banknot paranın ham maddesi kağıt değil, pamuk olduğu için. Neden Türk parası değil? Üstündekine saygımızdan. Dünyada hiç yağmur almamış yer. Atakama Çölü. Nerede? Şili. Sünger Bob Kalesi nerede? Şile. Sünger Bob'un en yakın arkadaşı? Deniz Yıldızı Patrick. Neden salaktır? Deniz yıldızlarının beyni olmazdı ondan. Aynı senin gibi. Ben çok sıkıştım usta. Oğlum, tut şu çişini. Çişini tutamayan kahraman olamaz Samim. Hala çok hızlısınız Sayın Kanca. Özledin mi lan beni? Özledim sen. Tamam lan yavşama. Soruları sor dedim sana. Sırada hayvanlar alemi. Hayvanlarla aranız nasıl? Peki, bu hayvan ne yapmaz sorusu. Hazır mısınız? Akıt gelsin. Fareler ne yapmaz? Kusamaz. Yılanlar? Duyamaz. Zürafalar? Yüzemez. Kediler? Şekerin tadını ayırt edemez. Timsahlar? Dillerini dışarı çıkaramaz. Kangurular? Geriye doğru yürüyemez. Bunun gibi angutlar? Asla kazanamaz. Lan! Lan! Sadece soruları sor dedim sana. Elektrik niye veriyorsun? Hadi. Sıra geldi voltaj voltaj akımlı öyle o tip sorulara. Ver voltajı. Akım gelsin. Ampulü buldu. Thomas Edison. Kablosunu söktü. Nikola Tesla. Aralarındaki savaş. Akım savaşı. Hangi akımlar? Doğru ve alternatif akım. Kısaltması? AC/DC. Dinler misin? Severim. Ama daha çok rap dinlerim. Türkiye'de nereliye ne denir soruları? Hazır mısın? Hazırım. Türkiye'de Erzurumlu'ya ne denir? Dadaş. Elazığlı'ya? Gakkoş. Gaziantep'liye? Rafık. Kahramanmaraşlı'ya? Ede. Diyarbakırlı'ya? Bremen. Ağaç sesi, ağaç, ağaç. Abin düz o Bremen. Bravo. Siirtli'ye? Heval. Ankaralı'ya? Kardeş. Bunun gibisine? Puşt. Lan! Lan! Ay, iyi geldi lan boyun fıtığıma. Ver bakayım biraz daha. Ay! Ben devam edeceğim. Abi korkuyorum ben. Korkma Çiroz. Nobel ödülleri hangi dalda verilmez? Matematik. Neden? Çünkü Nobel karısını bir matematik profesörüyle bastığı için. Spor. Ebru Şallı'nın oynadığı. Pilates topu. Hülya Avşar'ın oynadığı. Tenis. Sibel Kekilli'nin oynadığı. Sakin ol çekirge. Şaşırtmacalı. Game of Thrones. Samim oğlum bak sen cevap verme gözünü seveyim. Çişini tut sence lan çişini lan. Her şeyi bilemezsin kanca. Her şeyi bilemezsin. Buna izin vermeyeceğim. Boş laf yapma. Devam et. Şimdi sana son bir soru soracağım. Bunu da bilirsen benden daha zeki olduğunu kabul edeceğim. Kardeşim sen de sor bak yemin ediyorum ben yapacağım şimdi altıma ya. Usta hadi usta. Annenin bulunduğu kafese 8.20 gram ağırlık yükleyeceğim. Karşıdaki kafese aynı ağırlıkta bir şey koyamazsan anne pıf. Vay arkadaş ya yemin ediyorum önce ben öleceğim ya burada. Sen yapacağını yap. Ben sana gramı gramına koyacağım. Yükleme gerçekleşti.
Hadi bak. Bu benim tek param biliyor musun? Bu senin için sadece 1 lira değil mi? Evet. Sen üzerinde yazan rakama göre değer veriyorsun değil mi? Evet. Altın olsaydı ağırlığına göre değer verirdin değil mi? Yani. İşte ben ne üzerinde yazan rakama bakıyorum, ne de altın olsaydı ki 8.20 gram olurdu, yine de değer vermezdim. Ben bu tarafına değer veriyorum. Bu parayı ben niye harcamıyorum biliyor musun? Niye? Çünkü ben değerlerimi harcamam. Eksantrik. Değil mi? Eksantrik Veli Çavuş. Eksantrik. Tura geldi usta, tura geldi. Yine ağırlığını koydu atam. Bak kahretsin. Yes be! Lan! Oh! Allah! Ay! Yapma lan! Oh! Oh! Aha elektrikler gitti. Biraz bekleyelim canım, gelir belki. Oğlum faturayı mı ödemedin yoksa? Ödedim, otomatik ödemede. Hayır, otomatik ödemede olsa neden kesilsin? Ödemişim işte. Kapıdakilerin icabına Haydar abim baktı. Senin de ağzına biz sıçacak. Siz bizimkileri kurtarın, ben onun icabına bakarım. Ulan uşaklar kaçın! Elektrik gitmeseydi ölmüş müydük yani? Elektrik değil, fiş bir olay. Aha. Her zaman kazanamazsın Kanca. Her zaman kazanamazsın. Seninle değil, hayatla kavga ettim ben. Okudum, çalıştım, dinledim. Senin gibi mızmızlanmadım. Ben sadece bir ailem olsun istedim. Onu bile elimden aldın. Şimdi mutlu, kocaman bir ailen var. Bu köpeğin ve boynundakinin de değerini biliyorum senin için. Ama buna izin vermeyeceğim. Sen de mutsuzluğu tadacaksın. Sigortalı bırakırsan seni affederim. Tamam, bırakayım. Dur, yapma. Sigortalı bana ver. Çok istiyorsan. Git al o zaman. Sigortalı, hayır! Sakın bırakma beni Kanca. Sakın. Bokunu yiyin, bırakma beni sakın. Sen zaten bokunu yemişsin. Ailemi, sevdiklerim az daha öldürüyorsun lan. Şimdi hesaplaşma zamanı. Dur. Al anahtarı. Bak, kimse ölmedi. Hesap da görüldü. Bir köpek için kıyma bana Kanca. Bir köpek için kıyma bana. Kıyma bana. Abi ne kadar olsun kıyma? Ya bırakın beni ya. Oğlum beni bırakın ya. Bu nasıl bir şaka lan? Bırak lan, bırak. Hasret. Bak bunu bırakır seni atarım aşağı şimdi. Müşteri her zaman haklıdır. Boş yapma lan. Tut şunu biraz çekelim. Tut. Ucuna dikkat et. Beyler, yol açtığım bu küçük kargaşa için özür dilerim. Bana müsaade. Dur bakalım Seymen Efendi. Daha film bitmedi. Hep benden yüksekte olmak istiyordun ya. İstediğin oldu. Mutlu musun? Hiç! Bir gün kancamın tadına bakacaksın demiştim. İyi. Öpeceğim. Aslan oğlum. İndirin lan beni! İndirin lan beni! Adam asılır mı lan?
Anlatılır mı güpe gündüz mahallenin ortasında? İndirin lan! Bir dakika. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim, bu adam buradan düşer. Allah muhafaza, o ip oradan koptuğu anda manda boku gibi yerde. Sıkıntı. Ödeye bir şey olmaz Sado, sen rahat ol. Nasıl? Lütfen beni indirir misiniz? Bak rica ediyorum. Rica ediyorum. İndirin lan! Gelin! Lan! Lan! Pinçiniz lan! Aslanım benim. Yok, hayır. Zeki, ameliyat vakti geldi artık. Her şey için çok sağ ol Kanca abi. Sen sağ ol koçum. Ne demiştim ben sana daha önce? Evet, bizlerle doldur. Kapat gözünü. O istediği şeyleri bir daha düşün bakayım sen. Aç bakayım gözünü. Kedi ve balonlar. Hayat gerçekten de sürprizlerle doluymuş. Artık balona ihtiyacım yok. Ben gelene kadar kedime iyi bakın, olur mu? Ben bakarım. Tamam, sakın yeme kediyi. Ne kadar sevimli bir kedi. Beraber sevebiliriz. Olur. Neden olmasın? Her şey için teşekkürler Sabit. Kim olsa aynısını yapardı. Hem belki Aydar abiye teşekkür etmek istersin. Seni gidi götlek seni. Açmayacak mısın oğlum? Öz anneni merak etmiyor musun? Merak ediyorum anne de. Ben bilmediğim bir şey olunca çok kötü oluyorum. Açsana usta. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sen niye ağlıyorsun lan? Çok duygulandım usta ya. Canlarım bir... Kanca! 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 Son soruyu duymak istiyor musun? İstemiyorum, yok. Herkes merak ediyor, sen merak etmiyor musun? Sor! İyi lan, hadi sor bakayım. Duyalım şu son soruyu. Akıt gelsin. Yani şimdi bedava da sormam. Canı söyleyeyim de. Ulan var ya sen, batırır seni bu çocuk. Al, akıt. Başrol oyuncusunun çıkarıp elini... Yeni kornan nasıl? Ulan Fikri, güzelim finalin içine ettim be. Bir dakika, bu mu final dediğim bu mu yani şimdi? Yani burada kılımla geldi, burada güzel güzel giyindi, bu mu yani? Düğün mü yaparım insan ya? Aklını alacağım, beynini sökeceğim. Akıt gelsin, içinden geçeceğim. Bu son yarışma, son soru gelsin. Pata pata gelip hayattan sileceğim. Adım Sabit, soyadım Kanca. Çenem çıkık, beynim bir tabanca. Tası gibi gelir, arı gibi sokarım. Anlayamazsın, ses gelir anca. Hazır cevap bir tabanca. Sabit Kanca. Takar geçer Sabit Kanca. Soru kaydı.
etmek lafı gidiğine koymaz. Üç yanlış bir doğruyu götürür. Ne fark eder onda yanlış olmaz. Sabit Ganca yine koltukta. Süre başladı bak heyecan dorukta. Aç sesini izle bir şeyler öğren. Tekrarı yok bu son kapışma. Hazır cevap bir tabanca. Sabit Ganca. Takar geçer Sabit Ganca. Sakınca Sabit Ganca. Tövbe bozdu Sabit Ganca. Hazır cevap bir tabanca. Sabit Ganca. Takar geçer Sabit Ganca. Yol müsait yok sakınca. Sabit Ganca. Tövbe bozdu Sabit Ganca.